Madencilik de jeoistatistik nedir? Neden jeoistatistik? Merak edilen jeostatistik coğrafik verilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve kullanıldığı bir bilim dalıdır ve jeostatistik, coğrafik verileri kullanarak yerleşim yerleri, doğal kaynaklar ve çevre gibi konular hakkında bilgi toplamayı ve analiz etmeyi amaçlar. Jeostatistik, coğrafik bilgi sistemleri ve coğrafik bilgi işleme gibi teknolojileri de kullanır. Jeostatistik, çeşitli birçok alanlarda kullanılır. Örneğin, jeostatistik, çevre bilimleri, sağlık bilimleri, ekonomi, sosyal bilimler ve turizm gibi alanlarda coğrafik verilerin analiz edilmesine yardımcı olur. Jeostatistik, ayrıca yerleşim yerlerinin planlanması, doğal afetlerin etkilerinin değerlendirilmesi ve turizm faaliyetlerinin yönetimi gibi konularda da kullanılır. Madencilikte jeostatistik nedir? Madencilikte jeostatistik, madenlerin yerlerinin belirlenmesi, maden kaynaklarının yönetimi ve madenlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi gibi konularda kullanılır. Madenlerin yerlerinin belirlenmesi, jeostatistik, madenlerin yerlerinin belirlenmesinde coğrafik verileri kullanır. Örneğin, jeostatistik, topografik veriler, jeolojik veriler ve yeraltı suyu verileri gibi verileri kullanarak madenlerin yerlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Maden kaynaklarının yönetimi, jeostatistik, maden kaynaklarının yönetiminde de kullanılır. Örneğin, jeostatistik, maden kaynaklarının miktarını ve kalitesini belirlemek için coğrafik verileri kullanır. Madenlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, jeostatistik, madenlerin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek için de kullanılır. Örneğin, jeostatistik, madenlerin atıklarının yerleştirilmesi ve bu atıkların çevreye etkilerinin değerlendirilmesi gibi konularda coğrafik verileri kullanır. Madencilikte jeostatistik, maden yataklarının yerlerinin belirlenmesi, madenlerin özelliklerinin değerlendirilmesi ve madenlerin verimliliğinin optimizasyonu gibi konulara yardımcı olur. Jeostatistik, maden yataklarının coğrafik yerlerinin tespiti için coğrafik bilgi sistemleri ve coğrafik bilgi işle gibi teknolojileri kullanır. Jeostatistik ayrıca maden yataklarının özelliklerini değerlendirir ve madenlerin verimliliğini optimize etmek için veri toplama, analiz etme ve modelleme gibi yöntemleri kullanır. Örneğin, jeostatistik, maden yataklarındaki malzemenin türünü, yoğunluğunu ve dağılımını tahmin etmek için kullanılabilir. Madencilikte jeostatistik ayrıca maden yataklarının çevre etkilerinin değerlendirilmesi ve madenlerin çevre standartlarına uygun şekilde yönetilmesi gibi konulara da yardımcı olur. Örneğin, jeostatistik, maden yataklarının çevredeki hava ve su kalitesini etkileme potansiyelini değerlendirmek için kullanılabilir. Jeoistatistiğin teknikleri nelerdir? Jeostatistik, çeşitli teknikler kullanır coğrafik verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve görselleştirilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek için. Coğrafik bilgi sistemleri, CBS ve coğrafik bilgi işleme, GIS bu teknolojiler, coğrafik verilerin toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve görselleştirilmesini kolaylaştırır. CBS ve GIS, coğrafik verilerin haritalar üzerinde görselleştirilmesini, veri tabanlarında saklanmasını ve çeşitli coğrafik veri setlerinin bir araya getirilmesini sağlar. Veri toplama, jeostatistikte veri toplama işlemi, coğrafik verilerin toplanmasını ve saklanmasını içerir. Veri toplama işlemi, çeşitli yöntemlerle yapılabilir, örneğin anketler, gözlemler, ölçümler ve daha fazlası. Veri analizi, jeostatistikte veri analizi işlemi, coğrafik verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesini sağlar. Veri analizi, veri setlerini inceleyerek, veriler arasındaki ilişkileri keşfetmeyi ve verileri modellemeyi içerir. Modellenme, jeostatistikte, modelleme, veri setlerini kullanarak tahminler yapmayı ve çeşitli senaryoları test etmeyi içerir. Modellenme, coğrafik verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesine ve verilerin anlaşılır bir şekilde gösterilmesine yardımcı olur. Görselleştirme, jeostatistikte, görselleştirme, coğrafik verilerin haritalar üzerinde görselleştirilmesini ve anlaşılır bir şekilde gösterilmesini içerir. Görselleştirme, verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesine ve verilerin kolayca anlaşılmasına yardımcı olur. Jeoistatistiğin istatistikten farkı nedir? Jeostatistik, coğrafik verilerin toplandığı, saklandığı, işlendiği ve kullanıldığı bir bilim dalıdır ve coğrafik verileri kullanarak yerleşim yerleri, doğal kaynaklar ve çevre gibi konular hakkında bilgi toplamayı ve analiz etmeyi amaçlar.
İstatistik ise veri toplama, analiz etme, yorumlama ve sonuçların gösterilmesi gibi işlemleri içeren bir bilim dalıdır. İstatistik, çeşitli alanlarda kullanılır ve veri setlerini inceleyerek veriler arasındaki ilişkileri keşfetmeyi, verileri modellemeyi ve tahminler yapmayı amaçlar. İstatistik, ayrıca verilerin anlamlı bilgilere dönüştürülmesine ve verilerin anlaşılır bir şekilde gösterilmesine yardımcı olur. Jeostatistik ve istatistik arasındaki en önemli fark, jeostatistikte coğrafik verilerin kullanılmasıdır. Jeostatistik, coğrafik verileri kullanarak yerleşim yerleri, doğal kaynaklar ve çevre gibi konular hakkında bilgi toplar ve bu verileri kullanarak coğrafik verilerin anlamlı bilgilere dönüştürür. İstatistik ise, coğrafik verileri kullanmaz ve veri setlerini inceleyerek veriler arasındaki ilişkileri keşfetmeyi, verileri modellemeyi ve tahminler yapmayı amaçlar.